İyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Tanıştığınız ben de öyle. Ben sen nasılsınız? Bu sene 13 tane daha yolluyorum. Ne zaman? Burada mısınız bir bakıma? Evet. Bir bakıma iyi. Anlıyorum resim şerefte. Kardeşim bir şey ikramlar, yeterli fotoğraf. Sizlerle birlikte vaktimizin ve sizlerin değerli katkılarıyla hayata geçirdiğimiz fen, teknoloji, matematik ve mühendislik atölyesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2010 yılında sevgili eşim Defne ve çocuklarımızla Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nı kurarak çıktığımız bu yolda bugüne kadar toplam 56 öğrenciye eğitim desteği sağladık. Her yıl giderek artan sayıda vakfımıza burs başvurusu alıyoruz. Bu yılda 120 tane burs başvurusu aldık. Vakfımızın bursuyla Amerika'da eğitimini tamamlayan ve devam eden birçok da şu anda Ayvalıklı öğrencimiz var. Ve diğer öğrencilerin de çoğu Körfez bölgesinden. Hatta önemli bir kısmı da bu gördüğümüz buradaki Ayvalık Anadolu Lisesi mezunu bizim bursiyerlerimizden. Ve şu anda da bursiyerlerimizden iki tanesi burada bizimle birlikte bulunmaktadır. Berk Demirci ve Efe Çağlayan. Haziran ayında FETEM atölyesinde okulumuz öğrencileriyle bir araya gelerek onlara ABD'deki tecrübelerini aktaracak, dil konusunda gelişimlerine katkı sağlayacak ve beraber projeler gerçekleştirecekler bursiyerlerimiz. Akranlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının günümüz dünyasında eğitimin en etkili, önemli parçalarından biri olduğuna inanıyoruz. Ayvalık'ta öğrencileri bu imkanlardan istifade etmeye davet ediyorum. Aynı şekilde bursiyerlerimizin buradaki çalışmalarının ve arkadaşlarına yapacakları katkılarının öneminin altını çizmek istiyorum. Her zaman tekrarlarım, nereden geldiğini unutan nereye gideceğini bilemez. Bu düşünceyle gönülden bağlı olduğumuz bu topraklara hizmet amacıyla kurduğumuz bu vakfımızın bursuyla okuyan öğrencilerimizden buna karşılık tek beklentimiz budur. Buraya gelsinler, bu Ayvalık Anadolu Lisesi'nin öğrencilerine yazın, ilham versinler, mentorluk etsinler ve onlara ileriki hayatlarında, ileriki dönemlerinde katkı sağlayacak birikimler sağlasınlar. Pandemiden dolayı geçtiğimiz iki yıl boyunca fiziken bir araya gelmek mümkün olmadı ama bursiyerlerimiz çevrimci olarak Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle eşleşerek her hafta görüşmeler gerçekleştirdiler ve onlara destek oldular. İnşallah bundan sonra fiziken Ayvalık'ta bir araya gelmeye devam edecekler. Aynı şekilde belediyemizin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde de görev alacaklar. Bu konuda da Sayın Belediye Başkanımızla daha önceden de istişarede bulunduk. Onun için el birliğiyle gençlerimizin eğitimine ve ilçemizin kalkınmasına destek olmaya ve Körfez bölgesinin kalkınmasına destek olmaya bundan sonra da devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Özellikle içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılını Balıkesir ili genelinde eğitim yılı ilan ettik ve BİGEP mottosuyla başarı izleme geliştirme projesi adı altında bir çatı projeyle eğitime farklı bir bakış ve motivasyon üretme, sinerjiyi yükseltme projesi olarak sizlerin katkılarıyla Ayvalık ilçemizde de diğer bütün ilçelerimiz olduğu gibi güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Evet, bunun farkındalığı oluştu. Bu atölyelerinde zaten böyle zincirin halkaları gibi birbirine eklenerek ilimiz genelinde Muhtar Bey 150'yi buldu bu sayı. 150'yi buldu. Küçük gibi görünen ama böyle damlaya damlaya göl olan bir süreç. İnşallah sizlerin de katkılarıyla, eğitime gönül vermiş insanlarımızın destekleriyle devletimizin imkanları birleştiğinde fevkalade güzel tablolar ortaya çıkıyor. Buradaki güzellik
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin heyecanını, çalışma azmini yüksek tutma gayretidir. Bize düşen de bunu yaymak, bunu olgunlaştırmak, koordine etmek. Yapsanız çalışacak bir bizim evet, 300 bin TL. 3 bin TL. Tabii bütçeyle alakalı. 9. Balıkesir'e geldiğimiz günden beri de eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalar Balıkesir'de ve ilçelerinde büyük tepki getirdi. 4 gün fotoğraf alabiliriz hep beraber. Evet. Tamam. Sağ olun.